Ah benim yavrum. Ne oldu sana böyle? Ben biliyordum geleceğinizi. Canım. Nereden öğrendiniz benim burada olduğumu? Hastaneden bilgi vermişler. Hastane masraflarını ödeyelim diye geldik. Emine Hanım'a yeterince yük olmuşsun. Hayır hayır. Ben ödemenizi istemiyorum. Senin için değil. Emine Hanım'a olan borcumuzu ödeyeceğiz. Feride. İyiyim ben, iyiyim. İyiymiş. Neren iyi senin? Nasıl çalıştırıyorsun sen bu çocuğu böyle? Yok, ben istedim. Emine ablanın bana çok iyiliği dokundu. Bizim de zamanımızda Feride'ye çok iyiliğimiz dokundu. Ama dikkat et. Feride sırtından vurmayı çok iyi bilir. Feride. Annem gel otursana. Nazire. Abla kız düşüyor. Aman aman. Of of. Kulaklar da dolmuş. Abla yanıyor bu çocuk ha, yanıyor. Doktor falan mı çağırsak biz? Doktora borcum daha kadar. Çağıramadım. Sen ara, ben öderim. Aa, hastaneye falan bir şey etsek biz? Delirdin mi sen? Osman duyarsa öldürür bizi. Hadi arasana doktoru. Abla bu evde tabii hasta olur bu çocuk. Her taraf rutubet, soba yanmıyor, buz gibi. Benim eve mi götürsek? Delirdin mi Nazire? Hadi sen mutfağa git. Bir aspirin et suyla, üstüne de limon. Getir ateşini düşürelim. Tamam tamam, peki. O annem, o annem. Ben annem, annem. Yanıyor ateşten. Zühre anne. Söyle. Yat. Zühre anne. Ben hep öksüz yetimdim. Ama hiç kimsesiz kalmamıştım. Hep sen vardın. Ne zaman düşsem, takılsam, tökezlesem hep sen kaldırırdın beni. Hata etmişim. Daha lise birdeydim. Öğretmen çantamdan kopya bulmuştu. Hemen seni çağırdılar. Geldin apar topar. Sordun bana. Kızım yaptın mı böyle bir şey diye. Hiçbir şey söylemedim. Sadece gözlerine baktım. Döndün öğretmene. Benim kızım öyle bir şey yapmaz. Bu işte bir iş var dedi. Ama çantasından bulduk dedi öğretmen. Sen baktın gözlerime. Döndün öğretmene gururla. Ben kızımın ne yapıp ne yapamayacağını bilirim. Sonra gözlerime baktın. Tuttun elimden sıkıca. Götürdün beni. Sus artık Feride. Zühre anne. Niye şimdi bana inanmıyorsun? Ben Cüneyt'i aldatmadım. Oğlum adını bir daha ağzına alma. Ağaca dayanma çürür. İnsana güvenme. Ölür demişti Osman Bey seni eve getirdiğinde. Bu kızın masum yüzüne inanma. Masumiyet en büyük tehlikedir. Ve doğru.
harcadın bizi. Şu eve bak, haline bak. Değer miydi? Selim nerede? Yok. Hak ettiğim buymuş demek. Zuhur anne. Çağırdınız mı doktor? Geleceğim dedi de. Kız bayıldı gördünüz. Yetmez mi? Sigortası falan da yok ki hallolsun. Gerçi sizi çok üzmüş. Belli. Hiç mecbur değilsiniz parasını vermeye. Ama çok genç. Beni de içim el vermiyor sokağa bırakmaya. Hoş böyle giderse yol vermek zorunda kalacağım mecbur. Ne kadar lazım? 5000 bu zamana kadarki hastane masrafları. Bundan sonra da bir bu kadar olsa 10.000 yeter. 10.000 mi? Oho Zühre Hanım. Siz bulamazsanız biz ölelim. Bak kızın hali hal değil. Bir an önce hastaneye yatması lazım. Evin hali de belli. Soğuk, rutubetli. Benim de durumum yok. Para bugün benim elimde olsun ki götürüp hastaneye yatırayım. Görüyorsun halini. İç, iç abi. Hadi bir yut. Oo, tamam, tamam. Abla. Hı. Cüneyt. Benden nefret ediyor, değil mi? Ben onu hiç aldatmadım. Sadece sevdim. Çok sevdim. Biliyorum, bir tanem biliyorum da benim bilmemle olmuyor ki. Nerede o senin pisliği? Ha bilmiyorum. Benim onunla hiçbir alakam olmadı Nazire abla. Biliyorum kusum, biliyorum. Ah. Selim, her şeyi para için yaptı. Ama ben onu satın alanı biliyorum. Kim? Kim şu Allah'ın cezası? Osman Kozan. Kızım sen emin misin telefonu Osman Bey'in açtığına? Eminim. Nazire abla, ne olur sen anlat. Beni dinlemezler. Beni bu hale düşürenin Osman amca olduğunu bilsinler. Sen ne arsız, ne terbiyesiz bir kızmışsın. Utanmıyor musun? Bunca zaman seni büyütmüş, beslemiş adama iftira atmaya. Zühre anne. Sus! Anne deyip durma bana. Kalk Nazire gidiyoruz. Ablam. Yürü. Bana bak. Her şeyin sebebi sensin. Yanına ortak arama. Hayır, her şeyi Osman amca yaptı. Bizi ayıran o, bana tuzak kurdu. Ailemin etrafında bir hayalet gibi dolanma. Sen bizim için öldün artık. Yürü Nazire gidiyoruz. Nazire! Olacak. Arayacağım seni bekle. Yürü Nazire.